Çocukluğumdan beri sizi hep Yusuf için ağlarken görüyorum. Benim ömrüm biter ama sizin ağlamanız hiç bitmez. 11 kardeşi daha olan bir çocuk için ağlamak aklı selim ile bağdaşmıyor. Ama ben varlığıyla bütün dileklerimi gerçekleştirecek biri için ağlıyorum. Ve bu ayrılık son buluncaya kadar bu ağlayış devam edecek. Yüzer Sefik'in çok önemli ve yüksek bir makamı olan saray vekil harçlığına atanmasının nedenini öğrenebilir miyim acaba senden? Hunifer hastalandığından beri sarayın bütün işleri Yüzer Zif tarafından yapılıyordu. Benim için hem iyi bir vekil harç hem de bilge bir danışmandır. Ondan daha bilgili bir danışman görmedim. Danışman demek. Yani zaruri hallerde Yüzer Zif'e danışılabilir, öyle mi? Allah Hunifer'e ebedi huzur ihsan etsin. Yüzer Zif hangi tanrıyı kastediyor? Benimle bir işiniz mi var? Efendim Züleyha sizi istiyor. Siz gidin, geleceğim. Ne oldu Sitron'un? Neden kesin ağlıyor? Bilmiyorum efendim. Onu bir türlü susturamıyorum. Ne oldu? Ne desem bilmem ki. Kesine sor. Ağlamayı kesen ben değilim o. Ona sor. Ama kesin konuşamaz ki. Size minnettarım efendim. Tanrılar seni korusun. Onun tanrıları kabul ettiğini hiç ama hiç sanmıyorum. Yüzer Zif başkalarının bakımına muhtaç olan tanrıların nasıl kendini koruyacağını soruyor. Onların kendilerini nasıl koruyacağını merak ediyor sürekli. Dinden mi çıktın Mimi Sabu? Ne biçim konuşuyorsun? Ben söylemedim. Bu sözler bana ait değil. Yüzer Zif böyle diyor. Tanrılar gerçekten birini koruyabilirler mi? Yüzer Zif içeri girmek için izninizi bekliyor. Söyle gelsin. Sen dışarıda bekle. Buyurun efendim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Potifar'a imreniyorum. Ne zaman isterse sizin gibi bir bilge danışmandan yararlanabiliyor ama bizim böyle bir imkanımız yok. Bizi bundan mahrum bırakmana üzülüyorum. Daha önce beni çağırmış olabilirsiniz ama benim bundan hiç haberim yok.
Önceleri bizi daha çok sorardın ama epeydir yıldızlar kadar ulaşılmaz olmuşsun Yuzarsif. Hali hazırda yeryüzünde ve efendim Züleyha'nın huzurundayım. Emriniz varsa buyurun. Pekala. Büyük vekil Ercim vaktini fazla almayacağım. Oturun, size söyleyeceklerim var. Teps soylularından birinin hanımı eşine ihanet etmiş. Bu haberi az önce duydum. Ve doğrusu çok üzüldüm. Sizce bu kadına ne yapmak gerekir? Veya Yuzarsif, bu kadın hakkında nasıl bir hüküm verilebilir? Bir hüküm vermek için daha çok ayrıntıyı bilmek gerekir. Örneğin bu kadının ihaneti açığa çıkmış mı, çıkmamış mı? O bu hatayı açıkça dillendiriyor mu? Olayın açığa çıkmasından utanç duyuyor mu? Cariye midir yoksa özgür bir kadın mıdır? Çocuğu var mı, yok mu? O kadının kocası onu seviyor ve bu sevgisini ifade ediyor muydu acaba? Bu kadının kocası onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor muydu? Onunla gerektiği gibi ilgileniyor muydu? Onun hangi dinden olduğunu bilmek gerekir. Bu ve benzeri birkaç soru sorulmalı. Bunca soru bir hüküm vermek için mi? Potifar'ın her işinde size danışması boşuna değilmiş doğrusu. Bu ve bunun gibi soruların cevapları alınmadan doğru bir hüküm verilemez. Ben bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum ama. Yalnızca aşık olduğunu duydum. İnanmayın efendim. Aşk mukaddestir. Aşık da ihanet etmez. Gönül işi akıl ve mantık tanımaz. Aşık gönül haremine temiz olmayan duyguları almaz. Hevesi aşk olarak adlandırmamak gerek. Peki Yuzarsif, bugüne kadar hiç aşık... oldun mu? Evet. Kime? Sevgisiyle beni gerçek sevgiye yönelten... babama. Sana kim içeri gir dedi? Burası ahır mı? Söyler misin? Özür dilerim efendim. Özür dilerim. Yaşlandı ama akıllanmadı. O sizi seviyor ve kendini sizin sırdaşınız olarak kabul ediyor. Yoksa birden içeri girmezdi. Bunu geçelim. Bir soru daha. Cevap vermek zorunda değilsin. Şimdiye kadar kimse size sevgi besledi mi? Evet. Etrafımdakilerin bana duydukları sevgi benim için sıkıntı ve meşakkatten başka bir şey getirmedi. Halam Faika'nın bana duyduğu aşırı sevgi kardeşlerimin beni kıskanmasına yol açtı. Babamın sevgi ve ilgisi kuyuya atılmama, esarete ve ayrılık acısına neden oldu. Hayır, ben bunları kastetmemiştim. Ben kadınların size duyduğu sevgiyi kastetmiştim sadece. Hayır efendim. Bazen bakışlarının ağırlığını hissediyorum. Ama onlara ilgi göstermiyorum. Pekala. Gidebilirsiniz. O kadın hakkında da bilgi edineceğim. Eğer gerekli olursa size danışırım. Bakışlarının ağırlığını hissediyorum ama onlara ilgi gösteremiyorum. Bir şey mi oldu efendim? Bir köle olduğunu unutmuş.
kinaye yollu sevgime duyarsız olduğunu anlattı. Düşünebiliyor musun? Haklıdır. Bir köleye aşık olan bir soylunun alacağı cevap işte budur. Göreceğiz. Artık kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceğim. Niçin onu saraydan kovmuyorsunuz? Hatta onu buradan sürün efendim. Potifar'a rağmen mi? Onun Yüzar Sif'i ne kadar çok sevdiğinden haberin yok. Bu durumda kararınız yerinde. İlgi göstermeyin. Bir an önce görkemli bir şölen için hazırlık yapın lütfen. Kendimi eğlenceye ve içkiye vermek istiyorum. Yüzar Sif hayal görüyor. Fikrimi ve ruhumu o kadar meşgul edeceğim ki ona hayatımda hiç yer kalmayacak. Bu şölen eğlenmeniz için düzenlendi. Çok güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Tadını çıkartın. Bu hanedan tanrılarımıza ihanet ediyor. Amon tapınağının komutanını dövüyorlar ve ona işkence ediyorlar. Ben Züleyha'nın İbrani bir köleyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu kölenin çok ama çok yakışıklı olduğunu duydum. Sen hala Potifar'a kin beslemeye devam ediyorsun. Kocan bir kez Potifar tarafından cezalandırıldı diye Züleyha'nın adını kötüye mi çıkarmak istiyorsun? Güldüğünüze göre bana inanmıyorsunuz, öyle mi? Aslına bakarsanız biz de bir şeyler duyduk ama inanmamız çok zor. Pekala. Pekala. Öyleyse benimle gelin. Size bir soru sormak istiyorum eğer izin verirseniz. Potifar ve tapınak arasındaki eski çekişmelerle ilgili değilse sorabilirsin. Değil. Sizin İbrani kölenizle ilgili. O köle hakkında ne bilmek istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece nerede olduğunu soracaktım. Şimdi ne yapıyor? Ortalıkta pek görünmüyor da. Sen buraya eğlenmeye mi yoksa casusluk yapmaya mı geldin? Sakın Ankh-Mahu ya da Padiyomon seni bilgi toplamak için göndermiş olmasın. Gelin yiyin. Bu da sizin payınız. Alın. Alın. Niçin bozuluyorsun? Herkes ondan bahsediyor. Biz de onu görmek istiyoruz. Ne sakıncası var ki? Ama ben Züleyha'nın yerinde olsaydım, aşıkhane bakışlarından korumak için bu güzel yüzlü köleyi bin kapılı kapının ardında gizlerdim. Bundan eminim. Sahi nerede o? Ona seslen de gelsin. Ne demiştim? Gördünüz mü? Eğer aralarında bir şey olmasaydı bu kadar bozulmazdı. İbrani bir köleyle ilişkisi mi var yani? Bana bakın, sizde asaletin zerresi yok. Eski Mısır uygarlığının varislerinden çok Kenanlı ve Şamlı koyun çobanlarına benziyorsunuz. Sizi arıyordum efendim.
Niçin karanlıkta oturuyorsunuz? Yalnız kalmak istiyorum. Misafirleriniz ne olacak? Tanrıların gazabına uğrasınlar. Hepsinin canı cehenneme. Saraya dönmelisiniz. Arkanızdan neler konuştuklarını biliyor musunuz? Başkalarını da zehirliyorlar efendim. Bütün bunlar Yüzar Sif'in yüzünden. Ya onu bütün benliğimden söküp atmalıyım ya da onun varlığını ortadan kaldırmalıyım. Onu ortadan kaldırabileceğinizden emin misiniz efendim? Onu öldüremem. Hayır. Bunu asla yapamam. O halde onu sürgüne gönderin. Bunu da mı yapamazsınız? Potifar varken bu mümkün değil. Munifer'den sonra Yüzar Sif'i de kaybetmeye asla razı olamaz. Bir seyahate ne dersiniz? Bir müddet uzak kalırsanız her şeyi unutursunuz efendim. Menfis'e ve Nil Delhası'na seyahat için hazırlıklar başlatılsın. Madem ki buradan Yüzar Sif'i kovamıyoruz, o zaman biz buradan uzaklaşacağız. Mimi Saba, giysi ambarından gerektiği kadar giysi alın. Yiyecek ambarından da ihtiyaçlarınızı temin edin. Yüzar Sif, hepimiz sana minnettarız. Sizin yardımlarınız olmasaydı, biz hala o izbe yerlerde yaşıyor olacaktık. Tanrılar seni korusun. Annenin yanına git. Tanrıların elinden gelseydi sizi bu durumdan kurtarırlardı. Bu küçük değişiklik bile tanrıların değil, Allah'ın size bir lütfu. Acaba o hangi tanrıyı kastediyor? Sana sonra anlatırım. Rabbim, Yusuf sensiz bir hiçtir. Herkes sensiz bir hiç. Allah'ım, Yusuf'u Yusuf'a, beni bana bırakma. Allah'ım, vahiy meleği inmeyince kendimi yalnız hissediyorum. Bu Züleyha'ydı, Mısır Azizi'nin eşi. Ne kadar güzel. Thank you.
Gidelim. Kürekleri asılın. Gidiyoruz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.